Şehzademizin isim merasimi için teşrifinizi bekliyoruz. Şehzademiz Mustafa'dan haber gelince ne yapacağımı şaşırdım. Aslında hiç gelesim yoktu. Arkasında senin olduğunu hayal edemezdim ki. Öyle ayrılmaya gönlüm razı gelmedi. Peki bundan sonra ne olacak? Ne yapacağız Bayezid? Aklımda var bir şeyler. Sen bana güven. Başına dert alıyorsun Mustafa'm. Hünkârımız Bayezid'in burada olduğunu, ne işlere kalkıştığını haber alsa evvela senden hesap sorar. Merak etmeyin validem. Hünkârımızın haberi olmayacak. Zaten Bayezid de çok kalmaz. İnşallah tez vakitte yola çıkar. Hadiseyi kavgasız, gürültüsüz atlatırız. Mihr-i Nisa ile evlendiğini ona söylemeyeceksin değil mi? Kardeşin de olsa Hürrem'in oğlu. Etrafında onun adamları var. Bir şekilde kulağına gider. Benim Bayezid'den saklayacak bir şeyim yok validem. Kendisine itimadım tamdır. Sen yine de bu sırrı kendine sakla. Ne olur ne olmaz. Kolay gelsin. Sağ ol beyim. Kaç akçe bunlar? İki akçe. Sen mi yaparsın, yaptırır mısın? Ben yaparım. Sen şu Şehzade Selim'le davası olan hatun değil misin? Benim beyim. Ne oldu o dava, bir kere daha görmüş? Ne işittiyseniz doğrudur. Dava yeniden görüldü. Hükme bağlandı. Şehzade Selim kadının hükmettiğinden ziyadesiyle fazlasını ödedi. Bir de çiftlik temin ettiler.
Şehzademiz evlatlarıma da bana da sahip çıktı sağ olsun. Öyle. Bu ikisini alıyorum. Hayırlı işler olsun. Sağ Süleyman. Kalbimin yüce padişahı. Benim sultanım. Belki hürüm. Belki zindanlara atılmış, kör kuyulara kapatılmış değilim. Lakin sizden ayrı olduktan sonra bunların ne kıymeti ne hükmü var. Dünya büyük bir zindan. Bense aşkınızdan yoksun bir çare mahkum. Bu zindanın tek bir anahtarı var. O anahtar da sizin mukaddes ellerinizde. Beni sevginizden mahrum bırakacaksanız, karanlıklar içinde kaybolduğumu, boğulduğumu bilin. Aydınlığa çıkarmak için bir sözünüz kâfi. Gel. Sultanım. Manisa'dan haber var mı? Rüstem Manisa'ya varmış mı? Bugün değilse yarın ulaşırlar sultanım. Bir ulak hazırlatayım mı? İhtiyacınız olacak belli ki. Lüzumu yok. Hünkârımız beni affetmeyecek belli ki. Aynı sarayın içindeyiz, yüzüme dahi bakmıyor. Umudunuzu kaybetmeyin şehzadem. Hünkârımızın size olan sevgisi öyle kolay tükenmez. Cuma namazına birlikte katılacağımızı düşündüm. Lakin onu öyle kırmışım, bana öyle güzelmiş ki bunu bile yapmıyor. Saraydaki camide mi kılacaklarmış namazı? Öyle işittim şehzadem. Madem öyle gidelim. Destur! Sultan Süleyman Han Hazretleri! Hünkârımız geliyor. Size söylemiştim şehzadem, umudunuzu kaybetmeyin demiştim. Hünkârım. Namazımı rahmetli validemin camiinde kılacağım. Sen de benimle gel. Şeref duyarım hünkârım. Madem tevbe ettin, o halde Mevlana Celaleddin her Rumi Hazretlerinin sözlerini aklından çıkarmayasın. Cennetin Allah rahmetine binaen 8 tane kapısı vardır ey oğul. Bu 8 kapıdan biri de tevbe kapısıdır. Öbürlerin hepsi de bazen açılır bazen kapanır. Lakin tevbe kapısı asla kapanmaz. Tevbesiz bir ömür baştan başa can çekişmedir. Hazır olan kaçınılmaz ölüm Allah'tan gafil olmaktır. Ömür geçtiyse bil ki kökü bu demdir. Tez ömür ağacını tevbe suyuyla sula. Tevbe atı acayip bir attır. Bir anda şu aşağılık alemden ta göğün üstüne sıçrayıp çıkar. Bu nasihatleriniz yoluma ışık tutacaktır hünkârım. Ne olur beni affedin. Bir daha olmayacak. Size layık bir evlat olacağım. Bu mesele bundan böyle seninle Yüce Rabbim arasındadır. Unutmayasın. Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Senin sayende bu ilini asla unutmayacağım abi. Sana olan hürmetimin, sadakatimin yok yer olmadığını bir kez daha idrak ettim. Artık sancağına dönme vakti geldi Bayezid. Öyle. Sancağıma döneceğim abi. Lakin yalnız değil. Yanımda uğrayacağın da olacak. Sonra ne olacak? Kimselere haber vermeden nikah kıyacağız. Akabinde de hünkârımıza bir mektupla vaziyeti izah edeceğim.
Bu çok mühim bir karar. Farkındasın değil mi? Her şeyi göze aldım abi. Her şeyi. Sana hürmetim büyük. Lakin ne olur mani olma bana. Mani olmaya hakkım yok zaten. Bilhassa aynı hatayı ben de yapmışken. Ne demek bu? Gel benimle. Şehzadem. Mihri Nisa Hatun tanıyorsun öyle değil mi? Hiç tanışmadım. Lakin adını duydum. Rahmetli Kapıdan Paşa'nın kızı. Öyle. Benim müsahibem. Aynı vakitte de... nikahlı zevcem. Nasıl siz... Teamüller malumunuz şehzadem. Nikahlanmamız münasip değil. Biz de gizlice bir nikah kıydık. Allah'ıma şükürler olsun ki şehzademizden bir can taşıyorum. Zannediyorum artık sadece bana sizleri tebrik etmek düşüyor. İkimiz de kalbimize söz geçirmemişiz desene. Kalplerimiz... kalplerimiz bizi tehlikeli yerlere götürüyor kardeşim. Lakin ateşe koşar adım gitmenin bir manası yok. Mihri Nisa ile evlendiğimi hünkârımız bilmiyor. Ve asla da bilmeyecek. Endişelenme. Sırrım bende emniyette. Bundan endişelenseydim bu sırrı seninle paylaşmazdım kardeşim. Ben asıl senin için endişeleniyorum. Ne kadar dil döksem de Hurcan'dan vazgeçmeyeceksin. Madem öyle, bu nikahı gizli tut. Hünkârımızın bunu öğrenmesi ancak Selim'in işine yarar. Başka kimsenin değil. Anlıyorsun beni değil mi? Belki kışı burada geçiririz. İstanbul'dan sonra burası pek tatsız. Kızlara bakıyor musun hala? Bazen. Kadir'im yıldızları da gördüm diyordun. En tepeye çıkacaktın. Belli ki yıldızlar sana yalan söylemiş. Venedik'teyken bir piçtin. Şimdi ise sıradan bir cariye oldun. Oysa bana bak. En zirveye çıktın. Ne diyor Hürrem Sultanımız? Ne yazmışlar? Valeria. Valeria'yı öldürmemi istiyor. Sultanlar köle. Köleler de sultan olabilir. Dünya bu. Kabul ediyorum zirvedesin. Lakin mühim olan zirvede tutunabilmektir. Sen bunu yapabilir misin? Becerebilir misin? Senin hamurunda bu var mı? Bu ne cüret? Sen bana nasıl böyle konuşuyorsun? Hadi çabuk. Hünkârım, validem nasıllar? Afiyettedirler inşallah. İyi. Merakım mazur görün hünkârım. Ben beraber gelirsiniz diye düşünmüştüm. Gel. Hünkârım, felaket.
Nasıl oldu bu? Derhal izahat verin. Taşlıktan düştüler hünkârım. Ne oldu Nur, bana anlat, sen burada mıydın? Hünkârım, bir anda oldu her şey. Sohbet etmek için gelmiştim. Sonra birlikte taşlığa çıktık. Ayşe Hatun, Cemvet Hatun da vardı yanımda. Nasıl düştü? Gerdanlık vardı boynumda. Sonra boynundan kayıp aşağı düşünce bakmak için eğildi. Sonra korkuluklar kırıldı. Ben de onu tutmak istedim ama yetişemedim, beceremedim. Hoş geldiniz. Epey olmuştu görüşmeyeli. Payitahtta uzun kaldınız. Anca gelebildik. Bu mektup şehzademize. Şehzade Cihangir yolladı. Belli ki mesele mühim. Aksi halde bize gerek duymazdı. Gelin benimle. Paşa Hazretleri, siz burada görmek büyük şeref. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Kazanfer. Hünkârımıza haber ver Lokman. Bir an evvel görüşmem lazım. Hünkârımız istirahatteler şimdi. Aciliyeti yoksa sonra. Onca yılı keyfimden gelmedim. Derhal dediğimi yap. Nedir vaziyet? Her şey yolunda mı? Şu elim hadisi haricinde bir sıkıntımız yok çok şükür. Neymiş o? Hünkârımızın gözdesi Nazenin Hatun. Elim bir kazada kaybettik. Kaza? Öyle mi? Hünkârımız sizi bekliyorlar paşa. Hünkârım. Şehzadem. Hünkârın başınız sağ olsun. Az evvel işittim. Gözdeniz vefat etmiş. Mekanı cennet olsun. Amin. Allah razı olsun üstem. Takdiri ilahi. Hayırdır? Nedir seni buralara kadar getiren? Malumunuz şehzademiz Mustafa Hazretleri ile alakalı Amasya eşrafına bir hüküm yazmamı istemiştiniz. Cevaplar geldi. Bu sebeple mi geldin? Bir an evvel okumak isteyeceğiniz mektuplar mevcut. Bizzat getirmek istedim. Benim paşayla yalnız bu. Hünkârım. Amasya eşrafının ve civardaki beylerin şehzademize olan sevgisi maalesef hududu aşmış hünkârım. Öyle ki hemen hemen her mektupta şehzademizden müstakbel sultan diye bahsediliyor. Ne demek bütün bunlar? Rüstem Paşa yine neyin peşinde? Şehzademiz Cihangir de bu kadar endişelendiklerine göre vaziyet ciddi demek ki. Öyle. Rüstem Paşa yeni bir oyun oynuyor. Gizli odaları ifşa oldu malum. İntikam almak niyetindeler.
Amasya eşrafından kimlere mektup yazılmış bilmek istiyorum. Kim ne demiş, ne yazmış iyice öğrenin. Emredersiniz şehzadem. Müstakbel sultanımız Şehzade Mustafa'nın idaresi altında olduğumuz için kendimizi talihli addediyoruz. Bir daha dönmemek üzere payitahta gittiğinde büyük elem duyacağız. Allah Şehzade-i Civanbaht Hazretlerine uzun ömürler versin. O varken içimiz rahat. Her kim şikayet ettiyse alenen yalan söylemiş. Müstakbel sultanımız adildir. Kul hakkı yemez. Şehzademiz devlet âliyenin istikbalidir. Atası rahmetli Sultan Selim Han gibi cesur ve cengaverdir. Zaten kendisine çok benziyor. Sizi üzmek istemezdim hünkârım. Lakin vazifem icabı muhtemel tehlikelere karşı sizi ikaz etmem lazım. Cevabı mektuplarda mührü olan kişiler alelade kişiler değiller. İçlerinde sancak beyleri var. Bizzat benim okuyacağımı bilerek yazıldı hepsi. Beni yalnız bırak. Herkesten köşe bucak kaçırdığım ruhumun öbür yanı. Güneşin bir daha doğmayacağını sandığım zifiri gecelerde beni rahat yatağımda uykusuz bırakan. Nice düşmanlardan, cenk meydanlarında ırmaklar gibi akan kandan, ayı boğan yiğitlerden, Hint ellerinden gelen bir damlasıyla en kudretli adamı deviren zehirlerden. Tebrizli ustaların ellerinden çıkma, bir saç telini ikiye ayırabilecek keskinlikteki kılıçlardan daha korkutan şey. Ey benim karanlığım. Ey içimdeki şeytan. Ey kötülük, seninle her gece hesaplaşıyorum. Ne sen galip gelebildin, ne de aydınlığı mağlup ettin. Gördün değil mi pardon? Babam şu kaftanla canımı almak istedi. Bunu asla unutmayacağım. Rabbime dua ediyorum ki beni böyle bir hatadan esirgesin. Siz vicdan sahibisiniz şehzadem. Asla böyle bir şey yapmazsınız. Olur da içinize bir kuşku düşerse bugünü hatırlayın. Bugün neler olduğunu. Öfkeyi, ihaneti, zulmü.
nasıl gömdüğünüzü hatırlayın. Ağalar. Her siyahın içinde beyaz, her beyazın içinde siyah var. Her insanın içinde karanlık ve aydınlık. Hepimizin içinde melek ve şeytan ve dahi cennet ve cehennem. Hangisini tercih edersen o kazanır. Hangisini yüz çevirirsen o kaybeder. Eşraf'ın ne yazdığını öğrenmeleri için adamlarımı yolladım. Seni rahatlatmak isterdim. Ancak Rüstem durduk yere Manisa'ya gitmez abi. Allah'tan Cihangir çok geç olmadan haber vermiş. Haklısın. O bizim saraydaki gözümüz kulağımız. Bana düşen bir vazife var mı? Bu meseleden uzak dur Kafi. Benim kendime güvenim tam. Bugüne kadar Amasya halkına karşı bir kusurum olmadı. Veremeyecek bir hesabım yok çok şükür. Orası öyle de... Mihri Nüsa Hatun'dan bahsetmiş olabilir mi birileri? Her şey mümkün. Ben her daim yanındayım abi. Ne olursa olsun. Bir arzun olursa haber vermen kafi. Hatta istersen biraz daha kalabilirim. Hayır. Sen sancağına dön. Bayezid. Etrafında her daim bir hain olacaktır. Buna dikkat et. Sağ ol abi. Hem yardımın hem rehberliğin için. Yolun açık olsun kardeşim. Hünkârımızla aranızda bazı tatsız hadiseler vuku bulmuş. Merak etme Rüstem Paşa. Geride kaldı artık. Aramızdaki buzlar çözüldü. Hünkârımızın itimadını sağladın çok şükür. Allah muhabbetinizi arttırsın. Amin amin. Sen asıl şu mektuplardan bahset. Bir şey çıkar mı arkasından? Hünkârımız nasıl karşılar bilemem. Lakin bu hadise görmezden gelinemez. Hünkârımıza en çok Şehzade Mustafa'nın rahmetli babası Sultan Selim Han'a benzetilmesi rahatsız etti. Babası denilince dedesi Sultan Bayezid'in tahttan indirilişi geliyor aklına. Hazırlıklarınızı yapın, payitahta dönüyoruz. Emredersiniz hünkârım. Bir kere merak edip sarayıma gelmedin. Rüstem de yok. İyice yalnız kaldım. Validemiz de seni görmemekten şikayetçi. Bu aralar ağrılarım epey arttı. Dairemden pek çıkasım gelmiyor. Rüstem Paşa'dan haber yok mu? Mektupların akıbetini mi merak ediyorsun? Ne yalan söyleyeyim. Biraz öyle. Bunlar bizim uğraşacağımız meseleler değil. Bak bir etrafına. Bak. Çevrendeki güzellikleri gör. Kimsenin yiyemeyeceği yemişlerin tadına bak. Dünyanın öbür ucunda yazılmış kitapları oku, hatmet, keyfine bak. Senle ben bu savaşın cengaverleri değiliz. Olamayız da. Aslında bu bize bir lütuf. Doğru. Haklısın. Ben bu savaşın cengaveri değilim. Olamam da. Bana bahşedilen bir lütfun kıymetini bilmeliyim, değil mi? Müstakbel sultanımız mı demişler? Nasıl olur bu? Bana böyle bir kötülüğü ancak düşmanlarım yapar. Kendilerince hepsi sizin iyiliğiniz için metiyeler düzmüşler fakat ucunun buraya varacağını akıl edememişler. Rüstem'in Manisa yollarına düşmesinin sebebi belli oldu. Öyle.
O yazılanlar hünkârımızın şu hayatta duymak isteyeceği en son şeyler. Şehzadem, müsaade ederseniz durumu tetkik etmek için yola koyulayım. Daha değil Atmaca. Beklemekte fayda var. Neyi bekliyoruz şehzadem? Bu oyunu bozmamız lazım. Sabırlı ol Nisa. Daha ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Er ya da geç kokusu çıkar. O zaman bir hal çaresine bakarız. Nedir bu telaşın? Hünkârımız saraya döndüler. Nihayet geldiler sultanım. Şehzade Bayezid Hazretleri. Baba! Orhan'ım! Aslan parçam. Osman'ım. Rana ne kadar da çabuk büyüyorlar. Bu yaşlarda hızlı büyüyorlar şehzadem. Hoş geldiniz şehzadem. Lala, sancağımda nahoş bir durum yoktur umarım. Her şey yolunda şehzadem. Bıraktığınız gibi. Hala. Şehzadem, ağabeyiniz Şehzade Mustafa Hazretleri'nin sizi çağırma sebebi neymiş? Ne maksatla davet etmişler sizi yanına? Şimdi sırası değil Lala. Şimdi size birini takdim edeceğim. Hürrican Sultan. Bundan sonra burada benimle kalacak. Şehzadem, nasıl olur? Olur Lala, olur. Ben istersen olur. Destur, Sultan Süleyman Han Hazretleri. Nazenin Hatun nerede Lokman? Maalesef bir kaza oldu sultanım. Talihsizlik işte. Taşlıktan düşüp Hakk'ın rahmetine kavuştu. Hürrem, pek şaşırmadın. Seninle bir ilgisi yoktur inşallah. Lokman Ağa'yı duymadınız mı sultanım? Kaza aldım söyledi ya. Hem buradan fersah fersah uzaktaki bir hadiseyle validemin ne alakası olabilir ki? Hürrem burnunu sokmaması gereken işlere karışmayı pek sever. Zaten bu yüzden hünkârımız onu değil de rahmetliyi yanına alıp Manisa'ya gitmemiş miydi? Bu sarayda en yakını sizdiniz. Başınız sağ olsun. Kaybınız büyük. Ne denir? Allah taksiratını affetsin.